Merhaba arkadaşlar. Supara yayınları TYT alfa denemesinin geometri sorularını çözümleriyle karşınızdayız. İlk geometri sorumuz 31. soru. ABC üçgen BAF açısı, FAE açısı, EAD ve DAC açıları birbirine eşit. BA, BD eşit. AE 4 birim olduğuna göre EC uzunluğu kaç birimdir denilmiş. Şimdi şu 4 açı birbirine eşit verilmiş. Bunların her birine alfa diyelim. BA uzunluğunun BD uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla ABD üçgeninde şurası 3 üç alfa olduğundan burası da 3 alfa olacak. İki iç açının toplamı dış açı olduğundan da bu C açısının 2 alfa olması gerekecek. Şimdi AE uzunluğu 4 birim olarak verilmiş. Şu uzunluk 4 olarak verilmiş. Şu uzunluk soruluyor. A, E, C üçgenine bakarsak burası da 2 alfa olduğu için bu üçgenin ikizkenardır kenardır. Dolayısıyla X uzunluğu da 4 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Şekil 1'de yan yana duran mavi dikdörtgen ve turuncu kare şeklindeki tahta bloktan. Karenin sol üst ucu şekil 2'deki gibi 1 cm aşağı kaydığında alt ucu x-2 -x cm sağa kaymıştır. Dikdörtgen blokun uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç birimdir denilmiş. Şimdi şu kenarın tamamı x. Dolayısıyla bir birim olduğu için burası buraya x-1 buraya x deyip şu üçgende Pisagor ya yazarsak x kare eşittir. x eksi 1'in karesi artı x eksi 2'nin karesi. Buradan x'e 5 yazarsak 5, 4, 3 olacak. Yani 3, 4, 5 üçgeni sağlanacak. Dolayısıyla x uzunluğunun 5 olması gerekecek. Uzun kenar kısa kenarın 3 katı olduğu için uzun kenarda 15 olacak. Dikdörtgenin çevresi de 2 çarpı 15 artı 2 çarpı 5'ten 40 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Umut öğrendik kazanımı uygulamak için aşağıdaki aşamaları izleyerek bir çizim yapıyor. ABC dar, dar açılı üçgenini çiziyor denilmiş. Çizelim. Üçgenin iç üç bölgesinde üç kenar eşit uzaklıkta bir E noktası işaretliyor. E noktasından geçen ve BC'ye dik olan doğruyu çizerek doğrunun BC'yi kestiği noktaya F noktası olarak adlandırıyor. BF7, FC4, AB'nin tamamı 10, AC X olduğuna göre X kaçtır denilmiş. Şimdi E noktası 3 kenarda eşit uzaklıkta olduğu için bunun iç teğet çember merkezi olması gerekecek. Yani iç açıortayların kesiştiği nokta olması gerekecek. Dolayısıyla şunu çizdiğimizde buranın açı orta olması lazım. Buralardan dik indirdiğimizde açı ortaydan kollara çizilen diklerin uzunlukları eşit. Tabi bunun da açı orta olması gerekecek. Yani burası 7 ise burası da 7 olacak. Buraya 3 kalacak. Dolayısıyla buraya da 3 kalacak. Bunu birleştirdiğimizde bu da açı orta olmalı. 4 ise 4 olacak. X uzunluğu 3 artı 4'ten 7. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde üst üste konmuş ABCD karesi ile AEFBG düzgün beşgeni verilmiştir. Buna göre AB ve CE doğrular arasındaki dar açı kaç derecedir? Düzgün beşgenin AB köşegeni aynı zamanda karenin bir kenarı olduğu için E'den B'ye çizersem şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacaktır. Şu açı 36 derece burası 36 şurası 90 derece olduğundan şu açının tamamı 126 derece olacaktır. Dolayısıyla ikizkenar üçgenin taban açılarına şuralara 27'şer derece kalacaktır. Bizden istenen şu kırmızı iki doğrunun arasındaki dar açı yani şu açıya x dersek iki iç açının toplamı 27 artı 36'dan bu toplam 63 derece olacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Aşağıda bir dik kenarın uzunluğu pi santimetre olan ABC ikizkenarlık üçgeni ile B merkezli çeyrek daire verilmiştir. Şu uzunluk pi. Bu uzunluk pi. ABC üçgeninin alanı B merkezli çeyrek dairenin alanının iki katına eşit olduğuna göre çeyrek dairenin yarıçapı kaçtır demiş. Şimdi çeyrek dairenin yarıçapına R diyelim. ABC üçgeninin alanı pi kare bölü 2'dir. B merkezli çeyrek dairenin alanı da pi R kare bölü 4'tür. Bunun İki katına eşitmiş, eşit diyelim. Buradan sonra işlemimizi yapalım. Şu pi ile bu gitti, bu dört ile bu ikiyi sadeleştirdik. iki. Bunlar da birbirini götürdü. Yani buradan r kare eşittir pi. Dolayısıyla r eşittir kök pi elde ederiz. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olacaktır. 36. soru. Şekildeki ABC üçgeni A köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde AB üstü C üçgen oluşuyor. BCB B üstü 117 derece olduğuna göre X kaç derecedir denilmiş. Şimdi bunu 90 derece döndürdüğümüzde aynı üçgen oluştuğuna göre bu uzunlukla bu uzunluğun birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla şu AC uzunluğuyla da A üstü C, AC üstü uzunluğunun eşit olması gerekecek. Yani bu açı 45. Dolayısıyla bu açı 45 derecedir. Bakın şurada şöyle bir çizgi var. Bu aradaki X açısı. Bize sorulmuş. Şuraya da 180'e tamamlayacak. 63 diyebiliriz. Dolayısıyla şu kenarı gören, AB gören 63 ise şuradaki 45 artı x'in de yine 63 olması gerekecek. 45 artı x 63. Buradan x eşittir. 18 derece olacaktır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgen ADC açısı 72 derece. BC üçgeni C boyunca katlanıyor ve B üssü EC üçgeni elde ediyor. Buna göre AEB üssü açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şu BC üçgeni C boyunca katlandığına göre C'nin açı olması gerekir. Dolayısıyla şu açıyla da bu açının eşit olması gerekir. Eşkenar dörtgende karşılıklı açı eşit olduğu için bunlar 72. 72 diyebiliriz. Benzer şekilde bu uzunlukla da yine bu uzunluk eşit olacak diyebiliriz. Eşkenar dörtgen tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla burası da eşit. 72 72. Buraya 36 kaldı. Burası 72 olduğu için şuranın C açısının 108 derece olması gerekecek. 36'sı buradaysa bunlara da 36 36 kaldı. 36 72. Burası da 72 olacak. Burası da 72 olacak. Şu açıya da yine 36 derece diyebiliriz. Zaten bizden istenen de A'ya B üstü açısıydı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C36 olacaktır. Dik koordinat üzerinde O1 merkezli yarım çember ve ABCD karısı verilmiştir. BC 4 birim, OO1 5 birim, E eleman DC. Buna göre O ve E'den geçen D doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi... D doğrusunun eğimini bulmak için şu x ekseni pozitif yönde yaptığı şu alfa açısının tanjantını bulmamız gerekecek. O'dan E'ye birleştirirsem burası da yarıçap olduğu için şu da 5 birim olacaktır. Şuradan dik indirdiğimizde karenin kenarı kadar olacak 4. Dolayısıyla şu uzunluk 3 diyebiliriz. Bizim bakacağımız üçgen şu üçgendir. Buradan eğim yani tanjant alfa karşısı 4 komşusu 8 olduğundan 4 bölü 8'den 1 bölü 2'dir. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Yarıçapı R ve yüksekliği H olan dikdarsel konunun hacmi pi kare çarpı H bölü 3 olarak hesaplanır. hacimleri eşit olan iki adet dikdarsel konudan birincinin yarıçapı ikincinin yarıçapından %25 fazladır. Şimdi birincinin hacmini hesaplarken yarıçapına 5R diyelim. İkincinin Yine de 4 R diyelim. %25 fazla olmuş olacak. 4 R'nin %25'i R. Burası da 5 R olacak. Pi 5 R'nin karesi çarpı H1 bölü 3 dedik. Buna da pi 4 R'nin karesi çarpı H2 bölü 3 dedik. Bunların eşit olması gerekiyormuş. Eşit olduğu söylenmiş. Buradan pi'leri ve bölü 3'leri gönderdik. Düzenlersek 25 R kare H1 eşittir 16 R kare. H2 oldu. Buradan R kareleri de gönderdik. H1 bölü H2 16 bölü 25 olacaktır. Yani 64 bölü 100 diyebiliriz. Dolayısıyla birincinin yüksekliği ikincinin yüksekliğinin %64'ü kadardır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. 40. soru denememizin son sorusu. Şekil bir dekar biçimindeki ABCD ve KLMN özdeş havluları verilmiştir. Birincisi E ve F orta noktalarından tutulup ikincisi ise N ve L köşelerinden tutulup yer düzlemine paralel olan çamaşır teline asılmışlardır. Şekil 2'de çamaşır teli zemine paralel ve birinci havlunun yer düzlemine en kısa uzaklığı 160 kök ki ikinci havlunun yer düzlemine en kısa uzaklığı 160 cm olduğuna göre havlulardan birinin çevresi kaç santimetredir denilmiş. Şimdi şu uzunluğa A diyelim. Dolayısıyla karenin bir kenarı 2A olacaktır. Burası 2A olduğu için şuradan dik indirirsem 45-45-90 üçgeninden bu uzunluk A kök 2 kadardır. Şurası da A kadardır. Yani bu iki uzunluğun birbirine eşit olması gerekecek. Eşit diyelim. 160 kök 2 artı A eşittir. 160 artı A kök 2. Şimdi kök ikilileri bir tarafta toplayalım. Burası 160 A oldu. Burası da kökki parantezinde 160 eksi a diyebiliriz. Dolayısıyla buradan bu eşitliğin sağlanması için 160 eksi a'ları sadeleştirirsek kökki eşittir 1 olacak olması mümkün değil. Bu nedenle 160 eksi a'nın 0 yani a'nın 160 olması gerekecektir. a 160 ise havlulardan birinin çevresi denilmiş bir kenar 2a'ydı. Buna 320 deriz. Çevrede 4 çarp 320'den 0, 8, 1280 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Denemenin sorularının çözümünü tamamladık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.